Herkese merhaba arkadaşlar, Hukuk Öğretir kanalına hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Biliyorum ki bunu e, genel abonelerimiz dışındaki kişilere konuşuyorum. E, Arkadaşın tavsiyesiyle geldim bu kanala. Bu videoyu görmüş, çok beğenmiş, farklı bir yöntem demiş ve ben ona bir önceki videoda dedim ki mutlaka bunu götür arkadaşlarına izle. Sen de. Onun tavsiyesiyle geldin, bu kanalı izliyorsun. Beni de ilk defa görmüş olabilirsin. Ben sana burada ne anlatacağım biliyor musun? Çok acayip bir yöntemden bahsedeceğim. Yani sayfalar dolusu ezber yapman gereken sonra o ezberi unutacaksın. Unutmadıysan o ezberi karıştıracaksın. Ama ben sana öyle bir taktik vereceğim ki bulmaca çözer gibi bu bilgiyi bu soruyu çözecek bu bilgiyi Elde ettiği bilgiyi uygulayacaksın. Sana bu derste Anayasa Mahkemesine kanun değişikliği için, Anayasa değişikliği için, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için, iş iç tüzük değişikliği için şekil bakımından, esas bakımından şu kadar sürede şu kişiler dava açabilir ifadelerini tek tek ezberletmek yerine bir taktikle anlatacağım. Bunu da güzel bir tablo şeklinde hazırladım. Mutlaka bu tabloyu kendin not al. Eğer ki Ders videolarını temin etmemişsen ki ilk defa tanışıyoruz seninle etmi, ettiğini düşünmüyorum. Hukuköğretir.com adresinden de bu ben e, anlattığım dersleri gerek vatandaşlık, gerek anayasa hukuku, gerek idare hukuku, gerekse ceza hukuku ders videolarında yine hukuköğretir.com adresinde ders video notlarını temin edebilirsin. Bak şimdi mükemmel bir yöntem. Gel buraya. Şimdi iptal davası. İptal davası. Kimler bu davayı açabilir? Bunun adına soyut norm denetim deniyor. Vesaire 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 böyle anlatılmış. Gerek yok. Şimdi gel bakalım tabloya. Şimdi arkadaşlar bakın. Anayasa değişikliğine karşı sadece sadece şekil bakımından 10 gün içerisinde Cumhurbaşkanı ve 1 bölü 5 milletvekili. 600 milletvekili üzerinden 1 bölü 5'i düşündüğünüzde arkadaşlar bu oran 120 milletvekiline denk gelmektedir. Kanun değişikliğine şekil bakımından 10 gün içerisinde Cumhurbaşkanı ve 110 milletvekili dava açabiliyor. Devam. Kanun değişikliğine esas bakımından 60 gün içerisinde Cumhurbaşkanı 120 milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en fazla şuraya en ekleyelim. En fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu dava açabiliyor. Devam. Şu eldiveni takayım. Tablet kullanırken kaygan olsun diye arkadaşlar. Şey, hocam şekil bakımından dava açmak ne demek? Esas bakımından dava açmak ne demek? Bakın arkadaşım ne demek biliyor musun? Şekil bakımından oylama kurallarına uyulup uyulmadığı. Yani şekli yok, takip edilip edilmediği için dava açılıyor. Esas bakımından dava açma olayı ise yani yapılan bir kanun değişikliği anayasaya aykırı mı değil mi? Mevcut düzenlenen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi teme işçilik değişikliği anayasaya aykırı mı değil mi? İçerik bakımından dava açma olayına ben esas bakımından dava açma Şekil bakımından oylama çoğunluklarına uyulup uyulmadığı bakımından bir denetim mekanizmam ise ne diyorum? şekil bakımından dava açma yolunu seçmiş oluyorum. Tamam? Şimdi bak devam ediyorum. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ve temve içtüzük değişikliğine hem şekil hem esas bakımından 60 gün içerisinde Cumhurbaşkanı 120 milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu açabiliyor. Yani iktidar partisi açabiliyor ve ana muhalefet partisi açabiliyor. En fazla üyeye sahip olan iki siyasi parti grubu da açabiliyor. Tamam? Ama bunların birlikte gidip açma olayından bahsetmiyorum. Bunların tek tek açma yetkileri olduklarından bahsediyorum. Şimdi hocam daha ben strateji görmedim. Şimdi karşınıza şu şekilde sorular gelebilir. Anayasa değişikliğine karşı şekil bakımından kaç gün içerisinde dava açılır? Anayasa değişikliğine karşı esas bakımından dava açılabilir mi? Anayasa değişikliğine karşı yukarıdakilerden hangisinin dava açma hakkı vardır? Kanun değişikliğine karşı esas bakımından kaç gün içerisinde dava açılır? Kanun değişikliğine karşı aşağıdakilerden hangisinin dava açma hakkı yoktur, vardır gibi sorularla bu o kadar burası zenginleştirilebilir ki karman çorman edilebilir. O zaman bakın size hemen silgiyi kullanıyorum. Size stratejim taktiğim şu. Sen bunları tek tek ezberlemek yerine sadece kanun değişikliğini ezberleyeceksin. Sadece kanun değişikliğini ezberleyeceksin. Yani bak bak buraya. Kanun değişikliğine karşı Şekil bakımından 10 gün içerisinde Cumhurbaşkanı ve 1 bölü 5 milletvekili oranı açabiliyor. Yani 120 milletvekili açabiliyor. Bu kanun değişikliği anayasa değişikliğine açılacak olan iptal davasıyla aynı. Yani kanun değişikliğine şekil bakımından kaç gün içerisinde kimlerin dava açma hakkı varsa Aynı şekilde anayasa değişikliğine de şekil bakımından 10 gün içerisinde aynı kişilerin dava açma hakkı var. Sadece neyi ezberliyorum ben? Kanun değişikliğine şekil bakımından dava açacak kimler olduğuna bakıyorum. Bu bir. İkincisi, ikincisi bak buraya kanun değişikliğine Kanun değişikliğine esas bakımından 60 gün içerisinde Cumhurbaşkanı 120 milletvekili ve meclise en çok üye sahip olan iki siyasi parti grubu açabiliyor. Bak buraya. Aynı bu oran ne? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve TBMM içtüzük değişikliğine karşı aynı süre içerisinde, aynı süre içerisinde ve aynı kişilerin dava açma hakkı var. Hem şekil hem esas bakımından da aynı. O zaman ben Sadece ne ezberliyorum? Sadece ve sadece kanun değişikliğine karşı şekil bakımından dava açacak olan kişiler ve süreler anayasa değişikliğine dava açacak kişiler ve sürelerle aynı. Kanun değişikliğine esas bakımından dava açacak olan kişiler ve süre Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve temme işçilik değişikliğine karşı hem şekil ve hem esas bakımından dava açacak kişiler ve süresi aynı. Soru. Hocam hemen bir soru yapalım. Gel buraya. Şunu silgi. Farklı bir renk. Bak şuraya şunu dedim. Bir. Cumhurbaşkanı. 2 1 bölü 5 milletvekili çoğunluğu, 3 en çok en fazla üyeye sahip 2 siyasi parti grubu dedi yukarıya vermiş. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Cumhurbaşkanlığı kararnamesine şekil bakımından iptal davası açma hakkı vardır? Bırak. Cumhurbaşkan kararnamesini duydun mu? Duydun. Hemen buna ne diyeceğim biliyor musun? Kanun değişikliğini esas bakımından kimler açabiliyorsa aynı bunlarla da aynıydı. Yani cevap 1, 2, 3 diyeceksin. Yine aynı şekilde soru gelecek. 1 2 3 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri anayasa değişikliğine şekil bakımından 10 gün içerisinde dava açma hakkı vardır? Ne diyeceksin buna? anayasa değişikliği şekil bakımından 10 gün. Bunu neyle karşılaştırıyorum? Kanun değişikliği ile diyeceksin. Kanun değişikliği şekil bakımından aynıydı. Geleceksin 1 ve 2 diyeceksin. Anladın değil mi? Ezberlemen gereken yer şekil bakımından kanunun şeklini ezberleyeceksin. Kanun esasını ezberleyeceksin. Ve soruyu takır takır çözeceksin. Tamam. Kendine iyi bak. Kanala artık hoş geldin. Kanala abone olmayı unutma. dediğim gibi arkadaşlar videoları beğenerek birçok arkadaşınıza tavsiye ederek kanalın daha da büyümesine katkıda sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoş olun, hoşça kalın. Bu videodan sonra anayasa hukuku oynatma listesinin 12. videosunu da izlemeyi kesinlikle unutma. Orada da temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasından, sınıflandırılmasından bahsediyorum. Mükemmel bir içerik. Mutlaka oraya da bir göz atmanı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın.